Herkese merhabalar, ben Samet, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar gidiyoruz, nereye gidiyoruz? Samet bilinmeyen bir... Ormanın içindeyiz yani, bilinmezliğe doğru gidiyoruz arkadaşlar, kaybolduk. Turgay Usta'ya bizim çiftliğin altında bulunan dereyi göstereceğim. Balığı, kendisi balığa meraklıdır, balık atacakmış öyle. Balık yok derede, çünkü neden? Yazın suyu çok azalır. O yüzden balık olmadı yani. Ama Turgay Üstem diyor, küçük bir set yaparsak önüne, su birikintisi falan yaparsak diyor, balık orada yaşatabiliriz diyor. Öyle demiyor musun Turgay Üstem? Arkadaşlar destekle beni de. Aynen öyle diyorum. Tamam neyse. Şimdi bir inelim aşağı ama yolumuz zor yani. Bak abin neler anlatıyor. Bak aşağıda ben seni şelaleye getireceğim şimdi. He mi? Evet. Güzel mi? Güzel. Bir de burada balık durmamasının nedeni nedir biliyor musun? Dar kanyon gibi burası. Sel suları geldiği zaman süpürüp gidiyor. Balık malık ne var ne yok. Biz attık daha önce burada. Bakacağız. Bir analiz yapalım. İleride zaten ben... bu ormanı temizleyip buraya şeyler yapacağız değil mi sana? Planlarımız var ya. Evet, inek atacağız buraya. İnekleri otlarken burada gelen müşterilerimize çay vereceğiz. Öyle mi yapacağız? Evet, şey yapacağız ya. Buraya çardak yapacağız bazı yerleri. Oturma yeri mi? Tabii. Bakalım. Altemen dere. Burada bir şey yapacağız Samet. Çelik halatlarından bir köprü yapacağız. Asma köprü karşıya. Neler duyuyor kulaklarım arkadaşlar, görüyor musunuz? Buraya konuş. Yani cesaret olan o köprüden geçecek. Köprüyü karşıya geçen 5 litre süt alacak. Tamam, Karadeniz usulü köprü yapacakmış Turgay Üstam. Turam kirlendi, düştüm az önce. Abim gidiyor, kamerayı çevirelim. Çevirelim. Bakalım abi. Abim nereye gidiyor? Abile gidiyor ama. Hikmet Usta. Var var. Ben seni şimdi yola getireceğim. Oradan aşağı yok. Yanlış yola girdin sen. Üstten gidecektin ama. Eski yol var burada da diken kapladı buralar. Gel gel ben bak burada şimdi. Çapraz inir miyim? Hayır. Gelin. Benim çocukluğum buralarda geçti. Sadece şurayı atlamamız lazım. Çünkü neden? Şurada bir koyun yolu vardır. Aktif olarak kullanılıyor. Buralara yıllardan beri insan girmediği için, sadece koyunlar, çoban geçtiği için o patika yol hiçbir zaman böyle diken oluşmadı yani. Gel abi gel, oralarda mümkün değil, gidemezsin. Bir laf vardır bizde. Çakal sökmez oraları derler. Öyle değil mi Turgay Usta? Ben de atıp tutuyorum ama inşallah söylemiyorum. Samet bizi nereye getirdin sana? Dur ya sen korkma şimdi. Bak şimdi. Samet şu akasyaları baksana ya. Ne güzel akasyalar. Evet. Akasyalar güzel akasyalar Turgay Usta. Turgay Usta'm da doğa sever çıktı ha. Samet doğadan mı? Bu ama... buradan koyun da mı gitmiyor artık? Rezil oldum arkadaşlar ya. Yolu kaybettim şu an. Var, ha buradan şuraya atabilsek kendimizi. Bak şura var ya. Samet. Ya da böğürtlenler var. Böğürtlen değil onlar. Mora. Yaban morası. Yok. Onlar zehirli bir şeyler. Biz onlara ne deniriz? Lora derler Lora. Bizde. Onu demiyorum ben sana. Hapis sen. Tamam. Pardon. Ama daha olmamış. Olmamışlar. Tamam, ben şunları diyorsun zannettim. Oo, herhalde canım. Bunlara bizde Lora derler. Size ne derler? Aynen, Lora. Lora. Muhtemelen Rumca bir kelimedir. Yenmez, acıdır yani. Çok acı olduğu için bizde böyle tadı acı olan şeylere Lora derler. Lora gibi tadı var derler. Tatmadım ama zamanında tadan tatmış demek ki. Paşa orada. Paşa orada hırçınlık yapıyor ama şimdi. Ya buralarda. Ya buralarda şimdi şey diyor. Sana çıkıyor. Davetsiz misafir mi var? Misafir geldi mi? Kameralar var. Bakın köpekler var. Canım korkuyor, köpekler zaten. Tamam. Daha olmadı, yedi bela üstünü var. Bakın. Sana karşıya geçmeydik sanki. Abone.
Karşıya geçelim, daha rahat ya orada iner. Acaba. Ama şelalenin üstünden aşağı inemeyiz o zaman. Gel Samet. Şelaleyi alttan gitmemiz lazım. Gitme. Buradan aşağıya. İyi et abi. Keçi hastadır diken yaprağını. Samet geçtiğime ne var? Ben buraya da bilmiyiz lan. Abi öne çeken sürüyü şey öne geçen sürüyü çeker. Böyle bir laf vardır. Şu ağaçların arasından. Lan nereye geldik arkadaşlar? Samet nereye getirdin bizi Samet? Senin abinin orası. Allah Allah. Ya şurada bir patika olduğunu adım kadar eminim ya. Üstten geçerdik o senin yere bak oradan içeri. Ama orada bak şelale var. Şuradaki yüksekliği görüyor musun? Aşağı inemeyecektik o zaman şelaleyi. Ama burada hep bir dikenliğe gireriz gibi geliyor bana. Ha? Acaba? Gel bakalım. Ha buradan nereye gidiyoruz? Samet. Bu Trabzon'un vahşi ormanları Turgay Usta. Öyle gezi parklarına benzemez buralar. Samet şu ırmaktan aşağı gidelim mi? Gidelim. İrmağa gideyim mi? İrmağa. İrmağa gidiyorum. Ooo. Samet. Aha. Samet ırmağa düştüm. Oo! Ya şimdi Turgaysan'ın düşüşünü göstereceğim. Koşun be. Sen yani ya ben derelerde alabalık peşinde dolandığım dereleri sen görsen. O dereler bu derelere benzemez. Sen nereye bakıyordun? Samet bak buranın suyu. Aha işte Turgay Usta'm su bu kadar akar burada. Balık için kafi. Yeterlidir balığa. Şurada da yağmurların vermiş olduğu bir şey var olmuş burada yani bir. Vardır, kanyon oluşturmuş burada. Serinliği görüyor musun Turgay Üstem? Samet. Efendim. Bak şu setlerde var ya. Göster. Şelale. Aşağıdan yukarı şu setler. Şelalelerini. Burası zaten yeterli. Yani yeterli. Şuraya diyorum ben işte. Burak'la şuraya biz eştik. Bayağı aşağı gidiyor yani. Kum. Kumunu kullanıyor musun? Su da var. Bak şelale. Tamam. Çimentalık geliyoruz buraya sadece. Sadece çimentalık geliyoruz. Ufak tefek barajlar yapıyoruz. Şuraya yapalım. Böyle bir 30 santim kaldırsak burayı. Buraya en azından evet, göl yaparız. Evet, küçük bir göl. Ya. Balık atmak için. Oo, tabii. Orada da var. Asıl evet ben orayı diyorum işte. Balık çok güzeldi ya. Ama bunu ulanırsın. Ha abi. Pardon biz Burak'la burayı yapmıştık ya. Ben şaşırttım. Burada balık yaşar. Yaşar mı Turgay Usta? Kışın burada çok şiddetli. Ya şurayı boşaltacaksın. Şu molozu var ya mesela. Yok molozu boşaltma şart değil. Ama şunu taşların altına yuvalasın. Bak bak. Şurayı var ya. Şuraya bir set cihaz yapacağım. Şurayı su olacak şurası yani. Anladın mı? Sana kuma Turgay ya. Tamam. Bak şimdi şunu diyeyim sana. Şurayı var ya az bir şey yükselttiğin zaman sana Bunun içerisinde taşmaş dursun. Gerekse yok, ağaç dursun. Niye dursun? Balık genelde ağaç ama kökleri. İşte bak, ama peyzajlayacağız yani Turgay. Şöyle bir sıkıntı var burada. Kışın çok şiddetli su akıyor buradan. Bütün yağmur, kar suları buradan geliyor. Yani burayı vurup alıp gidebilir. Odunlar da geliyor. Bak mesela bu yukarıdan gelmiş. Onu düşecek buraya gelmeden oraya. Yukarıdan ya bir set daha yapacağım pisliği tutması için. Alttan su akacak. Anladın mı? Yapıyorlar ya. Damıtma olabilir, yapıyorlar da olabilir. Alttan su akıyor tamam, üstte pis. O işlemi yukarıda yapacağız. Tamam buranın suyu ya. Böyle akacak. Balıklar şuralarda yüzecekler. Olmaz mı? Olur çok kötü olur. Koyacağız buraya. Solucan yesinler ya. Yok burada bir şey babana göre ya sinekti solucandı onlar resim. Buraya sazan o şey dedi ya Ömer abi dedi ya verdim size İsmail abi büyük sazan. Büyük sazanlardan olur. Abi şeyin balığını da alıp atalım diyor da. Ömer abim. Tamam onu diyoruz. Tamam onu diyoruz ha. Sözlerdir bizde. Bir de kendimi çekeyim arkadaşlar.
Evet, bizim oranın dereleri işte böyle bu şekilde. Bayağı kum var burada Turgay. Bu dere bayağı bir faaliyet gösteriyordu su olarak. Yani şiddetli bir derecede yaz kış suyu akıyordu. Fakat oldukça azaldı. Neden? Yıllar içerisinde herkes gözeden su almaya başladı kendi evine. Borular döşendi, gözeden su alındı. Gözedeki su alınınca dereye su kalmadı artık. Bu kadar kaldı. Gözeden kaçan sular geliyor işte. Hatta koyu böyle yaz aylarında, çok sıcak aylarda tamamen kesildiği, çok minimuma, şu serçe parmağım kadar aktığı gözlenebildi. Ama şu anda balığa yetecek kadar bir su var burada. Abim yukarı çıkıyor, dur çekeyim onu size. Su, su. Burada elektrik şeyi olmaz. Normal elektrik borusu. Nasıl Turgay ustam? Şimdi bak şimdi Samet, düşünceye bak şimdi. Şimdi burada güzel bir göl yaptık. Evet. Güzel bir gölümüzü yaptık. Şuradan karşıya bir köprü yapabiliriz. Ağaç yıktın, üstünde oturuyor. Ağaç yıktın yani doğal köprüde. Şu ama sarkıklar da çok otantik duruyor Turgay Usta ya. Sanki Tarzan gelecek şuradan. Kesmeyeceğiz Samet. Sanki Tarzan gelecek şuradan. Aa diye. Gitmez ya. Oradan bir sarkınsana. Bir çek beni de. Bir görsün takipçilerim bak. Kameraya bak, bana değil. Yavrum. Samet bu işler öyle şey. Öyle Tarzanlık yapar. Tarzan nasıl geliyor burada? Korktuk şey mi? Ama o Tarzan. Tabii yıllardır kullanılmaya. Usta yani. Tarzan. Ya eskiden işte Tarzan gittikten sonra buraların bakımı aksaldı. gidi Tarzan. Ne adam idi. Balık yaptı buralarda. Evet Tarzan'ın şeyleri bunlar, sarmaşıkları. Selametli gittikten sonra buralar baksana ya. Derenin doğal yapısı ortaya çıksa burası şunlar. Ya onlar Turgay Usta diyor ama şuranın mesela. Yani bu, şu altları ellemeyeceğiz ya, şu moloz yani toprak yerine buradan... Peyzajlayacaksın da, peyzaj olacak burada yani. Yani balık attın, en azından güzel bir görüntü oluyor. Taşlar balık, çıkacak. Bak taş ama birkaç büyük taşlar bırakmamız lazım. Samet abone bir taşın altında var ya, onun videosu aslında bende var değil mi? Balık mı tuttun? Balık tuttum ama 10 dakikada zorlan aldım onu oradan. Evet. Balık. Usta hayır, taşın altı var ya, balık kolum sonuna kadar gitti. Samet, aynı böyle bir yerde yattım suyun içine yani inan 10 dakikamı aldı. Kolum gittikçe gitti, gittikçe gitti. Sen yuvasına girdin ama onun gider kayanın altına yani, doğru. Balığın kuyruğunu tutayım. Nasıl? Bir tarif aksi edelim. Aksi gibi tam kuyruğu. Yani aslında videosu var ha. Nasıl? Kısa paylaşırsan. Nasıl tuttun mesela balığın kuyruğunu? Kuyruğundan işte tutamadım. Uğraştım uğraştım en son o içeride nasıl yaptıysa kafayı bana dönünce... Yani hemen kafadan o solungaçtan oradan alıyorsun. Kuyruğundan tutma şansın yok. Kaçar da şeydir. Mukusumsu yapısı var ya. Uğraştım en son kafayı döndüğü gibi aldım onu. Yani 10 dakikası rahat var. Belki daha fazla. Hatta tabii video, o sıra ıslandın. Videoya da çekin. Suyun içindeyim ya. Suyun içindeyim. Neyse burada sana büyük balıklar yetiştireceğim. İstediğin gibi elinde tutabileceksin onları. Tabii bu söylediklerimiz Allah bilir 50 sene sonra faaliyete geçecek. Kayar ha yosunlu da. Yani işte Allah'ın bak şuralar güzel. Şelalesi bak. Yani bakın mimarisi. Evet Samet. Bak buradan başlar. Şuradaki gölleri şenlettiğiniz zaman burada balık olur yani. İnşallah. Aşağıya da en son güzel bir baraj yaparız. Üstte bir metre yerini telsiz çekeriz. Sıçrayıp çıkmaz. Aynen. Onlar önemli. Yoksa öbür türlü de burada aşırı yağmur da sürüklenip gidecek. Şu aşağıda sanki daha, olacaktı ya. Şurası daha güzel para şey için bak. Tabii tabii peyzaj. Şura tam şey yani. Bunlar da güzel ufak tefek göller yani. Şu aşağı ineceğim. Şurası çok güzel bak şurada tam boğaz var burada. Şu patikayı şuradan bulabiliriz ya biz bu kadar yukarıdan inmiyorduk normalde. Samet. Buraya ama şu kenardan geçeriz diye düşünüyorum. Gözleri görüyor musun? Ana.
Turgay da yengeç çıkar da ısırır parmağı. Sen oraya kaya da sudan da gidebilirsin. Dur dur abi, ben çekeyim, o düşecek suyun içine şimdi, dur. Yok, onun çizmesi yeterli oraya. Aslında senin çizmen yeterli, doğru diyor, gir oraya. Hikmet bir odunu sat bana bak. Tamam abi, ben bir neşeyim. Müsabet eşittir. Bak bak bak. Samet buradan geçebilirsin. Tamam. Bu heyecanları vereceksiniz. Sırtını taşa duvara. Timsahlara dikkat edin bakın. Evet. O aşağıda da var Samet. Var var, aşağıda da var. Bakayım abi ne kadar gelerek var. Ya. İşte bir adada kaldığınız zaman sal yapmak için onlara ihtiyaç duyabilirsiniz. Burada da eşya yaparım. Rafting. Korkuluk halatları var ya, dekor amaçlı. Sen o seneleri bilmezsin. Eskiden. Bir de bak şimdi, gel bir tane. Bunu işte bak, alttan yukarıya. Onun devam sesi aşağı duruyorsun. Havucu bakalım. Ama bu altta çok ev bile yapılır ha, şey bağla birbirine şey. Alttan çok güzel görünüyor bu. Oğlum eskiden Tarzan abim boşuna buralarda yaşamadı ya. Bakalım mı az daha bir aşağıda. Şeyde çarap onun orada. Ya bak, dere büyülüdür ha. Kapıldın mı gidersin böyle. Saatlerce yürür. Çok karışık. Sanat bu karışık. Doğa seven arkadaşları misafir edelim mi burada turlar işte? Olsun. Nerede? İleride takipçilerimden buralara getireceğim insanlar olacak inşallah. Şu ne bitkisi? Şey palmiye şey gibi gözüküyor. Şu belediyenin bitkisi var ya. Sanat benim kökü... Çok, çok karışık buralar. Otantik de gözüküyor. Çok güzel. Sanat. Bir de çok serin ve karanlık. Gece kalırız burada. Kalırız. Ben kalırım şahsen. Bizi burada taşlarlar. Onu ya burada... Yok, kim taşıyacak bizi burada? Sen merak etme. Üç harfliler mi? Yani, yoksa beş harfliler mi? Üç harfliler sabah. Burada var ya, horonun gözüne vururuk sabah kadar. Korkudan mı? Abi, bilmiyorum ki. Üstten... Yengeç olurdu eskiden burada, çok iyi ya. Aa bak, şunun üstünden de karşıya geçeceğim. Gördün mü Turgay üstten? Kameralar çekeceğim. Çalışmaları da çekeceğim. Hmm. Buradan batmayalım da. Burada mı diyorum ya? Burada, buralarda çok taş var şurada. He? Taşı fazla buraların. Ne yapıyorlar? Onlar da. Aman Turgay ustam. Bakalım. Turgay ustam yiyecek buldu bakın. Şu Bear Grylls var ya, buluyor ya, yiyor karıncaları. Ama tek karınca mı sanki? Ama ne yaptın ya? Ama Samet, bilerek yapmadım ya. Baksana yumurtaları da var. Şöyle kapatalım da. Onlar şimdi taşıyacaklar yumurtacıklarını. Karınca yuvası. Çok korkarım karınca yuvasını arkadaşlar. Bozmamak lazım. Onlar şimdi hep bütün yumurtalarını hepsini taşıyacaklar başka bir yere. İner. İnmiştir. He? Abim bir yer buldu Turgay usta. Hadi bakalım. Heyecanlandık. Dur dur, az dur. Çok güzel bir şey yakaladım. Dur. Yatır o. Az kafanı buraya koysana. Dur dur, ama çeneni şuraya koy. Evet. Sert bak. Dur. Tamam, kafak fotoğrafını buldum. Evet, dönüyoruz arkadaşlar. Samet yol nereden ama? Ya sıkıntı yok abi, sen devam et. Ben seni getireceğim şimdi. Ama bilinmez
Mezlere doğru gidiyoruz sanki ya. Ya buralar benden sor olur diyorum sana da Turgay Usta. Samet. Bak burada çok eski, çok da eski değil ama biraz eskidir herhalde ya. Ne? Bak şimdi. Burası dünya kurulduğundan beri var Turgay Usta. Yok, daha ne kadar eski olabilir? Fark ediyorsan sana buraya gelmişler. Su borusu, şu beton. Betonu tamam, adam suyunu almış, borusunu da koruma altına almış. Şuradan şu temiz yerden al şu taşı. Çünkü onu öyle yapmazsa taşlar kışın yuvarlanıyor ya. Sana suyun şiddetiyle. Su yolu la burada. Evet. Neyse burası aşağı doğru gidelim, geçe kalıyoruz. Hayvanlar da çıkarız artık, tamam. Hayvanlar geç oldu, saat 2'ye geldi. Yarına yakaldı. Acele edelim bakın. Samet. Yoksa akşam olursa buradan akşamdan kimse çıkamadı bugüne kadar. Ha? Evet. Normalde kaç buraya gelen ya? Kimse daha geri dönemedi yani. Onu size bu videonun kaçtan, başında... Kaçtan beri kimse gelmemişti? 1986. Öyle mi? Evet. Normalde dereyi alttan yukarı gezmek lazım. Daha iyi görüntü alırsın. Biz üstten aşağı girdik. Niye? Çünkü yolu kaybettik. Turgay Ustam dedi ki şuradan ben gidelim. Ben demedim. Ben dedim ama. Kuruyor denize kadar iner. Hata yok. Yani hata bende değil. Çok uzun zamandan beri buralar insan görmediği için ne oldu? Her tarafı kafıl bağladı. Biz de dedik biraz daha derede gezelim. Şu an bir kanyonun içerisinden gidiyoruz zaten. Ayı izi yapacaktım. Aşağı gidelim şeyden çıkalım o zaman. Bu yol gittikçe yola yaklaşıyor. Bu dere gittikçe yola yaklaşıyor. Kum var mı ya? Kumu oradan mı çeksen benim yanım işlerimi? Biraz da kendimi çekeyim ya. Yarım saattir Turgay Usta'ya çekiyorum. Ben seni en güzel yere getiriyorum şimdi. Madem buradan aşağı gidiyoruz. Niye gidiyor orman patikaları? Samet. Evet. Eskiden millet burada bak şimdi. Hey gidi hey. Şurada çok tatlı bir görüntüsü var yani. Define vuruyoruz. Define mi? Aha. Zannetmem ya. Buralarda yoktur öyle. Kilit taşını buldum ha. Nerede? Kilit taşı buldum. Hazine muhtemelen buradadır sana. Ya şurada da lahit var bakın. Aa lahit işte lan. Kapağı mapağı her şeyi var. Kapağı mapağı var bak. Define. Yapma. O saç sakın dokunma. Abarasını mı tutsak? Orayı o tutuyor, o bu bu düzağı bak. Oradan oklar fırlayabilir. O zaman ellemiyor. Yok elleme. Ha. Göze. Göze. Su gözesi. Beton mu? Evet. Düşeceksin. Şat diye gidebilir yani. Ha. O da çok da sağlam olur değil mi? Düşeceksin. Bakın ha buraya bak. İşte demek ki videolar abile çekildi. Turgay Usta. Düşme videolar. İşte çat diye çat diye. Ha bu kadar az kırılacaksa ben de düşeyim aşağı. Ama çürümüş ha. Çürümüş. O yüzden değil yani. Kırılır mı kırılır. Aha. Aha. Kırıldığını da senin arasına alıyor. Vallahi çatır. Uy. Aha.
Bakın ha buraya bak. İş güvenliği sıfır. Turgay da burada alan balık olmaz mı? Yok. Suyu soğuk, serindir buraların. Samet burada olmaz. Bir denilsek ya. Denize yakın, en fazla buranın rakamı şu an rakamı 300. Olsun ama serin, serin. Olmaz Samet. Hangisi olur? Suni alabalık olur burada. Olur mu? Yaşayabilir yani. Oh. Ha burada da. Ha bu suyun başında da. Şey. Çek bir resim de hatıra kalsın bari. Dur abi suyu da çekeyim. Çek abi içimizi. Tamam da. Video çekiyorum şu an. Videodan alırım resmini ben sana. He? Tamam. Aynı hareketli resim atacağım ben sana öyle yaparken. Bumerang yaparsın. Ya bakın ne kadar yüksek. Yani burası yıllar içinde. Bakın yol şuranın üstünde. Yıllar boyunca su aka 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 ne olmuş? Aşındıra 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 bir kanyon oluşturmuş. Samet bura çok eski. Çok eskidir. Çok eskidir. Çok eskiden de bu dere akaydı yani. Tabii canım herhalde ki akaydı. Şu an çoğu derelerimiz maalesef evet. Suları çekildi. Abiye bak yatan yapmışlar Samet. He oradan boru geçer muhtemelen kırılmasın diye. Araba bir şey geçmiyor buradan niye ya? Abi bence suyu çevirmişler bunu. Olabilir. Ha yola geldik. Şurada çok güzel bir ağaç dizileri vardır. Konuşamadım. Orada bir tuzak mı yaptılar? Şu iki tane şey nedir orada? Oo, Blair cadısının tuzağı. Tuzak var ha Turca. Blair cadısının şeyleri burada. Domuz da tuzağı olabilir. Değnekleri. Abi niye yaptın? İkisinin ortasından geçmeyeceksin. İkisinin ortasından geçmeyin sakın. Lanet değil mi? Ağaçlar, kabakları. Ağaca bak. Tamam, abi lan alttan yukarı çeksene oradan yukarı. Evet. 3 boyutlu. Evet. Avraya bir gelsene ya. Ağacın canına bak ya. Buradan, buradan. Gel yanıma. Nereden? Kerestelik'te. Keşken benim olsa. Aa, şeyimiz var. Orağımız var. Keserik var. Bir aya kesersin. Böyle gider arkadaşlar bunlar. Ama yol vardı. Baksana yolun ağa değil mi? Aa, sana dediğim akasyalık Turgay Usta. Ben eskiden inekleri buraya getirirdim bak otlatmaya. Şu yol ama yol tertemizdi yani. Yoldan biri otlu yot diye gelirlerdi. Nereden çıkalım? Yoldan mı? Ha şimdi buradan neresi çıkıyor? Nereden çıkıyor biliyor musun? Konaktan. Ne konağı? Gözalığın orada. Hayır. Aa şeyin oradan. Oran Sakan var ya sağlıkçı. Oran abi. Abi çaprazlama çıkalım bari. Baksana. Bura hiçbir şey yani. Bura tehlike. Tamam tamam. Buradan yukarı çıkalım. Tamam. Burası şeye çıkıyor. Mezarlık var ya yukarıda. He. Çiftliğe doğru yolculuk. Ne oldu ya? Öyle kolay değildir köyde yürümek. Bakın kuşburnu arkadaşlar. Gayet doğal ormanın içinde. Şunlar da meşe palamutu. Bunları gördüm hep buz devrindeki sincap gelir aklıma. Keşke bizim buralarda yaşasaydı da bunlardan istediği kadar yiyebilseydi. Bir tane meşe palamutu vardı. Onun için yapmadığı şey kalmamıştı. Çok üzülüyordum onun haline. Neyse geride kaldık. Sürüden ayrılanı kurt kapar derler. Hemen gidelim. Orman meyvesi. Bizde bir tadına bak nasıl yani. İçi tüylüdür onun. Ne kadar da var? Bakayım. Asıl kalite burada. Turgay Usta doğadan besleniyor. Kenan abi bisbitini yiyor. Ama tüylü onun içi. Ben tüy burnumu kaşındırıyor ondan sonra. Burnunu kaşındırıyor. Ellerime bulaşıyor yerken onun içinde incecik tüyler var.
Bak gördün mü? Getir kamerayı. Hı hı. Dur odaklıyorum. Ama bu çok da değil. Bu güzeldi Samet. Bakın şurada. Ya neyse, bundan tur meclisten bir türlü sabit tutamadım. Samet. Aa. Sahibini tanımayır. Ama buradan toplardım. Ama marmelat buradan yapmaya. Sorarız orada sahibine. Samet, marmelat için de. Olur, olur. Yani çok güzel olur. Doğal mıdır? Yararlı mıdır peki? %100. Samet alalım bundan yarın bak. Şey gibi bir insan, lahana hulü gibi. Güzel bir kere baksan ya. Şuradaydık. Şu kordon boyundaydık en dibinde. Ay Allah'ım. Neyse şarjım bitmek üzere. Kapatayım da kapanış videosunu. Zaten az kaldı çiftliğe. Çekerim. Ne yürüyüştü ya. Hadi bir daha yapalım. Ah. Yapalım. Niye eğlenceliydi? Güzeldi. Kızılcığımız yedik. Ah ya kokulucum. Evet. Manzaramızı da çekeyim şuradan bari. Bu tarafta deniz manzarası. Bu tarafta orman manzarası. Tabii yani ben şöyle gösteriyorum ama arkadaşlar. Çiftlik yolunu da göster. Ha, burada çiftliğimize giden yol. Müstakil. Böyle gidiyoruz. Müstakil bir yolumuz var. Evet. Şurada incirler olmuş, patlamış, çatlamış. Oo. Bakın, Torasan inciri. Torasan. Göçel inciri. Şeyden söz ediyordum. Sadece kuş inciri. Ben orman manzarası çekiyorum size ama arkadaşlar. Biz sahilden 1 kilometre yukarıdayız. Yani buralar pek orman da sayılmaz. Hani Trabzon'un doğasını buradan karıştırmayın. Gerçekten orman manzarasını görmek istiyorsanız rakımı yükselteceksiniz. Bak, onu göstereceğim sana. Topla, tuzla, karabiyesin ama zeytin. Bakımları yapılmış. Bakımları zeytinler yapılmış. Zeytinler kararmış, dökülüyor. Bizim köyümüzün ismi de Zeytinlik Köyü'dür bu arada. Çok zeytin ağacı zeytin vardı. Yani bol bol var. Armutlar. Armutlar var. Alsam ne? Vallahi bizim değil Turgay Usta, bilmiyorum. Dediğim gibi gerçekten orman manzarası görmek isteyen varsa Trabzon'dan rakımı yükseltecek. Yani Trabzon'un ormanı nasıldır biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle saç gibidir, öyle değil mi Turgay Usta? Ormanın içine girme şansın yok. Yoktur yani, böyle saç gibi. Zifinlikler. Zifinlik böyle. Gomar ağaçları, zifinlikler, dikenler. Tabii rakım yükseldikçe kurt, ayı gibi, domuz gibi. Yani domuz burada da var ama oralarda ayı var. Ayı var. Kurt vardır. Var yani, vardır değil, var. Tilki var. Yani tilki her yerde var. Bakın. Zeytinler kararmaya başladı. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama. Alt dallarını görünüm toplamışlar, bak. Üstleri bırakmışlar. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Normalde Turgay Usta ile Mera'ya gidecektik hayvanları alıp. Sonra saat dedik ki... Samet, geçti mi ders? Geçti geçti. Bu saatten sonra çıkmaz. Yani boş yere hayvanları çıkarıp sokmayalım yerlerine. Çeksinler ya. He. Yarın. Normalde öyle de çıkaracaksın ki 4 saat net otlayacak hayvanlar ki çıktığına değecek. Şu anda çıkarman hayvanları daha çok strese sokar. Süt verimleri hemen düşebilir. Enerji sarf edecekler. Sarf ettiği enerjinin karşılığını alamayacak Mera'dan. Mera'ya gidecektik dediğim gibi Turgay Usta'yla. O ara dere muhabbeti çıktı. Gidip bakalım dere nasıl diye. Dere derken dedik ki bu dereyi bir yürüyüşe çevirelim. Sonra yolu kaybettik. 2 saat boyunca yürüyoruz işte böyle. Mahvettik biz. Bacaklarım evet. Da aslında. Şimdi dinleneceğiz orada. Çayı da yeni içtiydik ama... Neyse. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Umarım doğa yürüyüşümüzü, dere yürüyüşümüzü beğenmişsinizdir. Daha iyi, daha güzel başka videolarda mı diyelim artık. Kapanış şey yapamadım Turgay Usta. Sen yap bakalım. Yap. Evet, başka kaliteli çiftlik videolarında buluşmak üzere. Herkese hoşça kalın.
Tamam hadi.